Süper Tahmin'den herkese merhabalar. Ben Hayrettin Begeç. Kazandırdığımız programımızda Embursa.com Spor Haberleri Müdürü Barış kardeşimle beraberiz. Yine kazandırmak için buradayız. İddia severlerini de takip ettiğini düşünüyoruz. Gerçekten de iyi gidiyoruz. Son iki haftadır da kazandırıyoruz. Barış, banko kuponlarımız tutuyor. Umarım artık sürprizler de tutar ki bu sefer açılışta hemen söyleyeyim bir format değişikliğimiz var. Bir format değişikliğine gittik. Artık iki kuponu Barış'ın, iki kuponu da benim var. Banko kuponumuz ve sürpriz kuponumuz, ortak kupon gibi bir şeyimiz yok. Yani sürprizler falan ortak değil, herkesin kuponları ayrı. Ak koyun, kara koyun ortaya çıksın dedik. Ama yine devam edeceğiz. Barış, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Tabii rekabet her zaman önemlidir. Tekel evet. Hiçbir zaman tuttuğum bir şey değildir. Rekabet başarıyı getirir. Başarıdan da tabii ki siz izleyenlerimiz faydalanacak. Biz de faydalanacağız tabii ki. Evet. Burada Hayrettin abiye başarılar diliyorum. Ben de sana başarılar diliyorum kardeşim. Başarı hepimizin zaten. Sinerjiyle evet. Beraber yükseliriz. Dedikten sonra hep yaptığımızı yapalım. Barış, sen kuponlara başla. Teşekkürler Hayrettin abi. Rica ederim. O zaman şova erken başlayalım diyorsan başlayalım. Başlayalım, buyurun. 146 kodlu Gençler Birliği Galatasaray karşılaşması ilk maçım. Galatasaray bildiğiniz gibi lider. Gençler Birliği de küme düşme mücadelesi veriyor. İki takım arasında büyük bir fark var. Galatasaray'ın deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Ancak iddia ilk oranlar açıkladığında 1.60'lık bir oranı vardı Galatasaray'ın. Şu anda 1.40. Daha sonra oran yükselir mi, düşer mi? Bunu bilemiyorum. Ancak şu an için 1.40'lık oran da ideal bir oran. Galatasaray 2 diyorum. İkinci maçım Real Madrid-Atletico Madrid mücadelesi. Real Madrid bildiğiniz gibi Juventus karşısında Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir galibiyeti imza attı İtalya'da. Burada Cristiano Ronaldo'nun muhteşem golünü de unutmamak gerekiyor. 2.27'den topa vurdu. Yani 2 metre 27 santimdeki topa rovesciatayla gol attı ve Buffon'a attı ve İtalyan Juventus defansında bu şutu attı. Gerçekten yüzyıllar boyu unutulmayacak bir karşılaşma. Aynen. Emin olun 100 yıl sonra da derler ki 2018 yılında bu golü eski Ronaldo günlerimi hatırlattı atmıştı. Bana da. Aynı şekilde ben de eski günlerimi hatırladım. Evet. 1.55'lik bir oranı var Real Madrid'in. Tabii ki Atletico Madrid mücadelesi çok önemli. İki takım açısından önemli. Madrid derbisi bu. Türkiye'de olduğu gibi işte Real Madrid yorgundur, işte çok önemsemez gibi bir şey söz konusu olamaz. Tabii. Real Madrid, zaten ismi Real Madrid. Bu yüzden... O bizde var senin dediğin gibi Barış. Evet. Yani yorulduk, yorgunuz. Etti. Maçları erteleyelim, şöyle yapalım. O bizde. Evet. Juventus galibiyet, hatta Real Madrid daha çok kamçılar. Bu anlamda da aynen, Real Madrid'in Atletico Madrid'i yeneceğini düşünüyorum. Kadro kalitesiyle birlikte. 1.55'li bir oranı var şu an için. 148 kodlu Villarreal maçı da 3. karşılaşmam. Villarreal Atletico Bilbao maçı ev sahibi takıma bakıyor. Geçtiğimiz hafta aslında beni mahcup etmişti Villarreal. Bugün de benden bir özür borcu var. Bunu bu hafta yapacaktır Villarreal. 1.60'lık bir oranı var ev sahibi takımın. Atletico Bilbao gerçekten geçmişteki gücünden çok çok uzaklarda. Özellikle bu sezon hiç futbolunu beğenmiyorum. Villarreal'in evinde kazanacağını düşünüyorum. Banko kuponun son mücadelesi de Arsenal-Southampton mücadelesi. Arsenal'e her hafta olduğu gibi yine bu hafta da güveniyorum. Sevdiğim bir takım. Peki şey midir takım. Barış, Arsenal-Southampton 1 midir? Yani Arsenal 1. Bir. Yine yorum yok. Başka bir şey yorum yok. Ben yani. Geçtiğimiz hafta da yorum yapmamıştım Arsenal'e. İlk yarı maçı izledim, eyvah dedim, yandım. Yani 1.20'lik bir maç gerçekten kötüydü ama ikinci yarıda 3 tane attı. Southampton mücadelesinde de Arsenal'in ben galip geleceğini düşünüyorum 1.35 oranında. Toplam oranda 4.68. Bugün bunu size veririm. Bu hafta da size armağanım olsun. Güzelmiş. Sürprize de ben bankoya mı geçeyim? Tabii şimdi? Nasıl yapalım? Tabii. Bankoya geçeyim. Tamam, ben de banko kuponu vereyim. Barış verdi. Ben de banko kuponu vereyim. Aslında benim banko kuponu değil, üst kuponu oldu. Yani bunu bir Hayrettin'e geç üst kupon olarak da değerlendirebilirsiniz. Oranlar çok şahane. Şöyle söyleyeyim. İlk maçımız 107 kodlu ve benim abonesi olduğum ve Allardyce'ı çok sevdiğim bir takım olan Everton maçını ben de aldım. Everton-Liverpool maçı bende üst. Oranı da 1.50. Ben gol olacağını düşünüyorum. Everton kendi evinde kapansa da. Geçen hafta olduğu gibi. Geçen hafta beni Liverpool yanılttı. Bu hafta yanıltmayacaklarını düşünüyorum. Geçen hafta üst dedim Liverpool'a, 2-0'da kaldılar. Bu hafta yanıltmayacaklarını düşünüyorum Liverpool, Barış. Manchester City'ye 3 tane attı. Gerçekten hiç beklenmeyen bir skor. Manchester City 3-0 mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde. Ben Manchester City'nin kendi evindeki maçı itme çekiyorum. Gerçekten bu maç kaçmaz. Liverpool belki gerçekten bunun yorgunluğunu yaşayabilir. Hani az önce söyledik ama birazcık yorgunluğunu yaşayabilir. Çünkü çok yaşamayacaklar büyük bir... abi. Bu büyük takımlar yaşamayacaklar. Acayip bir efor sarf ettiler. Sen şey mi düşünüyorsun? Acayip bir efor sarf ettiler. Manchester City maçında bir böyle geri dönüş falan mı düşünüyorsun? 4 tane falan mı City döndürebilir. City çok iyi bir takım ama
Liverpool evinde muhteşem bir atmosfer vardı. Yani en azından özetini izleyin derim izlemeyenler için. Aynen. İkinci maça geçelim o zaman. Nereden? Totti'den geliyor maç. Totti verdi maçı bize. İkinci maça geçelim o zaman. 108 kodlu Trabzonspor Kayseri Spor maçında da ben bir üst tercihi kullandım. Bu maçta da gol olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe herhalde 5 attı değil mi? Evet. Fenerbahçe 5 attı. Trabzonspor'un da Kayseri Spor karşısında gollü bir maç geçireceğini düşünüyorum. Evinde iyi oynuyor Trabzon. Yani bir 3'ten fazla gol olur diye düşünüyorum bu maçta da. Bu da üst oranı 1.50. Ve 122 kodlu Manchester City, Manchester United. Bir Manchester derbisi. İki büyük takım karşılaşıyorlar. Oran çok iyi. Üste 1.60 vermiş. Alta 1.75 vermiş iddia. Ben üst olacağını düşünüyorum. Bu maçın yani Mourinho istediği kadar kapansın. Ben bir sonuca ulaşabileceğini düşünmüyorum Manchester'ın. Zaten gollü olacaktır. Manchester City garantiledi ama bir prestij maçı. Kaybetmek istemeyeceklerdir. Zaten evlerinde oynuyorlar. Gelen seyircisini de mutlu etmeye çalışacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bir üst tercihi düşünülebilir. Benim banko kuponda tercihim üst. 137 kodlu Dortmund maçı var. Bunlar hep böyle üst geliyor. Üst kokan maçlar böyle. Borussia Dortmund Stuttgart maçı da çok böyle üst kokan bir maç. 1.5 oranıyla, ya 1.50 oranıyla, 1.5 ne ya? Acıktım herhalde, biraz acıktım. aklım başka şeylere gitti, 1.5. 1.50 oranıyla Dortmund Stuttgart maçı da üst dersek toplam oranımız 5.40 benim de banko kuponda. Barış'ın birazcık üstünde oldu. Evet. Bakalım, umarım kazanırız. Kazanacağımızı da ben düşünüyorum. Stuttgart deyince de aklıma çakallarla dans geliyor. Gerçekten böyle içim bir ürperiyor. Hani o maçlarda... Ama ben bir tüyo almadım. bir tüyo almadım. Dayı oğlundan tüyo yok. Gelelim yani, sürpriz kupona. Güzel üst kuponlar her zaman güzeldir. Yani altı ben pek sevmem. Ben de sevmem. Az sonra sürpriz kuponunda da bir alt var yani. Sende var mı? Var. Alt var. Bu arada biz Barış'la bugün hiç kuponlarımıza bakmadık. Ortak maçlarımız evet, çıkabilir. Evet. Sürpriz. Yani formatı değiştirdik. Kendimiz de formatladık. Rekabet var rekabet. Rekabetin olduğu yerde başarı vardır. Tekrarlıyorum bunu. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sürpriz kupona geçiyorum. Buyurun. Yani her ne kadar sizin için sürprizse de benim için sürpriz bir kupon değil aslında. 115 kodlu Leicester City Newcastle United karşılaşmasına bir diyorum. Leicester City evinde iyi oynayan bir takım. Newcastle çok deplasmanda böyle çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Leicester City'nin kazanacağını düşünüyorum. Hatta bu maç üstüne de gidebilir. Ama ilk tercihim 1.75'lik bir oranı var. İkinci tercihim az önce bahsettiğim alt oranını Bursaspor maçına verdim. 135 kodlu Bursaspor Kasımpaşa mücadelesi alt. Ben aksini düşünüyorum. Kasımpaşa'nın çok evet golcü bir kimliği var. Ancak Bursaspor'un da bir aksine golcü kimliği yok. Bu yüzden maçın kilitleneceğini de düşünüyorum açıkçası. Bursaspor'da timsarla oynanan karşılaşmalar genellikle kilitlenen karşılaşmalar ve Bursaspor için çok önemli bir mücadele bu. Böyle Bursaspor'da inanılmaz derecede açılıp da ben hemen bir gol bulayım derken kalesinde genellikle gol gören bir takım Bursaspor. Bu yüzden Bursaspor'un temkinli olup 1-0 kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Kasımpaşa'nın böyle çok etkili bir performans ortaya koyacağını düşünmüyorum. Tabii ki Trezeguet'e dikkat. Bunu herkes zaten biliyor. Evet, Türkiye'de evet. Futbol izleyen herkes biliyor. Trezeguet'e dikkat. Çakma Trezeguet'e dikkat. Evet ama çakma makma ama gerçekten çakıyor. Çok çok iyi bir futbolcu. Çakıyor. O yüzden Trezeguet'e dikkat diyorum. Timsah'ın önce karşılaşmada ben Bursaspor'un galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Umarız. Ancak alt oranı 1.85. Hani bu maçta bol gol olur mu? Bence olmaz. Olur mu? Olur. Tabii ki bunu bilemem ama benim fikrim olmayacağı yönünde 1.85'lik oranda cezbedici bir oran. Üçüncü maçımda Karabükspor, Antalyaspor. Karabük ne zaman puan alacak diyorduk ya. Ben Antalyaspor mücadelesinde puan alacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Antalya'daydık. Antalyaspor belki de ligin en kötü takımlarından bir tanesi ama Bursaspor öyle bir kötü oynadı ki Antalya'ya maalesef isabetli şut dahi çekemedi. Bu yüzden Antalya'ya şimdi Karabük böyle bir ders vereceğini düşünüyorum. Ve 1-0 çifte şans. 2.55'lik bir oranı var. Aslında 1 bile oynanabilir mi bilmiyorum. Tabii bu çok büyük riskli olur. Çünkü Karabükspor'un kadrosu belli. 1-0 çifte şans, 2.55'lik oranı ideal bir oran. Sürpriz bekliyorum yani bu maçta. Ve son maçımda Valencia-Espanyol mücadelesi. Handikaplı 1 diyorum. Valencia'nın çok net kazanacağını düşünüyorum. Banka kuponu da koyacaktım ama 5 maç fazla gelir diye koymadım. Handikap seçeneğini sürpriz kupona taşıdım. 1.80'lik bir oran var. Normali de 1.30 Valencia mücadelesinin. Toplam oranda 14.86 sürpriz kupon. Ben oynamanızı tavsiye ederim. Yani öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Barış'a sürpriz kuponda 4 maç var senin değil mi Barış? Evet 4 maç. Evet sürpriz kuponda geçen hafta şöyle ayırmıştık zaten. 2 maçın aslında senin sürprizle verdiklerinin gelmemesi sürprizdi evet, benim evet. için.
Benim için öyle oldu. Senin o sürprizlerin evet, gelmemesi sürprizdi. Çok şaka gibi oldu. Gerçekten üzüldüm. Üzüldün. Umarım bu sefer üzülmezsin. Ne sen üzülürsün ne de takipçilerimiz üzülür. Banko kuponumuzun gelmesi teselli oldu. Zaten... Ben de konuşamadım, üzüldüm şu an. Evet. Konuşamadım yani, toparlayamadım. Umarım artık hiç üzülmeyiz. Hep kazanırız. Benim sürpriz kuponuma geçersek, sürpriz üzerinde, hakikaten sürpriz. Ama üzerine düşünülmüş maçlar, üzerine analizler yaptım. Olur mu, olmaz mı? Neredeyse böyle istişareye yatıyordum ama bu maçların geleceğini düşünüyorum. Benden 3 maç var. Onlar da şunlar. 132 kodlu maç. Atiker Konyaspor, Sivasspor. Bu çok fena infial yarattı enbursa.com'da spor servisinde. Ben duydum bunu. Duydu, dedi ki olmaz ama bu sürpriz ve gelecek. İnanıyorum. Atiker Konya Sivas maçı 2 ve oranı 3. Ben Sivas'ın gidip Atiker Konya'yı Konya'da yeneceğini düşünüyorum. Bu bir sürpriz mi? Sürpriz. Ama yener mi? Yener. Güveniyor muyum? Güveniyorum. Dedikten sonra 138 kodlu görüyorum Barış seni. 138 kodlu Real Madrid Atletico Madrid maçı bende de var. Barış dedi ki yorgunluk olabilir. Olabilir ama ikisi de büyük takım. Ben o yorgunluğun ilk yarıya yansıyacağını düşünüyorum. İlk yarının berabere biteceğini düşünüyorum. İlk yarı 0. Oranı da çok iyi. 2.40. İlk yarı 0 olabilir. Oran çok iyi. Dedikten sonra 3. maça geliyoruz. Son maç. Neden ben böyle bir Barış Manço hareketleri yapıyorum bugün? Ben de anlamadım. Sürprize çok güveniyorum belki ondan. 142 kodlu Fenerbahçe-Osmanlı Spor maçında da 4-6 gol olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe geçen hafta farklı kazandı. Bu hafta da Osmanlı Spor zaten ligin artık dibine doğru giden bir takım. Ve Fenerbahçe'nin de Osmanlı'ya eğer geçen haftaki gibi oynarsa Fenerbahçe kazanacağını düşünüyorum. Ve bu maçında 4-6 gol olacağını düşünüyorum. Ve burada bu hafta geçen haftalarda Barış'ın yaptığını ben yapıyorum. Ve skor oynamak isteyenler için skor veriyorum. Hani vereyim ben mi? Ya, tabii ki verebilirsiniz. 3-1. 3-1. 3-1. İyi 4-6 gol tutuyor en azından. Tutuyor işte o yüzden. 3-1. Ben Fenerbahçe-Osmanlı maçında da skor oynamak isteyenler için de 3-1 diyorum. Orana gelirse 2-15 ve toplam oranımız da 15-48. Ha, bu yakınmış. Oranlarımız yakın. Yakınmış evet. Oranlarımız yakın. Kuponlarımız güzel. Sürprizler de güzel. Bankolar da güzel. Ben iki kuponun da, Barış'ın sürprizler de güzel. Leicester City falan da iyi. Evet. Geleceğini düşünüyorum. Ve umarım hepimiz kazanırız. Biz kazandıkça sizler de kazanırsınız. Kuponlar da çok çok daha iyi olmaya başlar diye düşünüyorum. Bir şey söylüyor musun? Ya, Türkiye kazansın. Türkiye kazansın. Evet. Bir şey söylüyor musun kapatırken? Türkiye kazanmasını istiyorum ben. Milli maçlar da yok ama bu ısrarın nedir ben ona anlamadım. Bu arada Dünya Kupası'nda %0.1 de olsa katılma şansımız var. Şansımız var. Evet onu Barış haberleştirdi. Belki olur mu olur. Valla o bir karikatür vardı, ona da çok benziyor. Olursa bomba olur. İnşallah katılırız. Neden olmasın? Hadi inşallah. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Hakikaten tahminlerimiz güzel. Şu anda Türkiye'de bu formatta iddia programı yapan da kimse kalmadı neredeyse. O yüzden inşallah hem izleyin hem de arkadaşlarınıza tavsiye edin. Evet, yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. O zaman kapanışı yapalım. Barış çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Bir hafta daha sizlerle beraber olamayacağız ama haftaya yeni maçlarla, yeni heyecanlarla ve iddialarla sizlerle beraber olacağız. Süper tahmini izlediniz. Ben Hayrettin Begeç ve Bursa Spor Haberleri Müdürü. Bursa. Bütün böyle Bursa. Kaplıyor hepsini. Ben Hayrettin Begeç ve enbursa.com spor haberleri müdürü Barış Yalım sizlerle birlikteydik. Umarım hepimiz kazançlı çıkarız. Sonraki haftada sizlerle buluşuncaya dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.